Evet, öncelikle ligde oynanan maçlarından sonra Kafkaspor'un her sene olduğu gibi bu sene de yapmış olduğu bütün çalışmaların emeği olarak playofflara kaldık. Bursa'nın en iyi ilk alt takımından bir tanesiyiz. Biz de inşallah bu playoff maçlarda da aynı başarıyı göstererek Allah'ın izniyle bala çıkmak istiyoruz. Kafkaspor'un hakkıdır bu diyoruz. İnşallah bala çıkacağız. Temennimiz bu. Şimdi pazar günü maç gerçekten çok önemli bir maç. Yani biz geriye döndüğümüzde ilk maçta hiç 3 puanla başlamadık. İnşallah bu ilk olacak. İznik Spor'la oynayacağız saat 2.30'da. Bu bizim için başlangıç iyi olacak. Çünkü olması lazım. Çünkü Zafer Karaca Bey maçı var bizden sonra. Bu maçta büyük ihtimalle bir beraberlik kokusu geliyor. Gürsu ile Hamitlerin maçı var. Gürsu'nun Hamitleri yenme ihtimali yüksek ama Hamitler de orada bir sürpriz yapmak istiyor. Yani ilk maçlara baktığımızda biraz daha beraberlik kokuyor ama biz inşallah 3 puanla başlamak istiyoruz. Takımın havası çok güzel. Takımda çok güzel huzur var. Futbolcularım özellikle çok inanmışlar. Bunun yanına baktığın zaman taraftarlarımız gerçekten güzel hazırlıklar yapıyorlar, inanmışlar. Yani biraz da biz yönetimi zorluyorlar bala diye. İnşallah bu sene o sene olacak. İlle de bu sene diyoruz. Bu aslında şöyle söyleyeyim. Şöyle ilçemizin balda bir takımı olması lazım. Böyle bir genelleme yaptığımız zaman mesela bir bürokrasiyi eline aldığın zaman bizim bir vekilimiz var. Dön arkasına mükemmel bir kaymakamımız var. Futbola şehrimize çok değer veren bir belediye başkanımız var. İnegöl maçlarını ele aldığın zaman hemen hemen hiçbir maçta olay olmamış çok ciddi anlamda çalışan çok kıymetli kaymakamımız var. Yani İnegöl'ün bürokrasisi bence bu şeyi hak ediyor. Yani bu takımın mutlaka bala çıkması lazım. Bu Kafkaspor olur, başka bir takım olur ama İnegöl balda temsil edilmeli düşünüyorum. Yani bunu da bu sene en çok biz hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama İnegöl ilçesi gerçekten futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Futbolu çok seviyor. Bunun yanında da futbolcularımızın biraz daha buraya hizmet etmeleri gerekiyor. Bu yüzden yani ilk maçtan çok umutluyum. Çünkü camiada inanılmaz heyecan var. Bu aslında biraz da İnegöl'ün meselesi. Yani Kafkaspor'un meselesinden ziyade İnegöl meselesi. Halkımızın bize sahip çıkması lazım. Halkımızın bize destek vermesi lazım. İnegöl'ün mutlaka balda olması lazım. Çünkü bal ligine baktığınızda yani İnegöl'den daha küçük ilçelerin, futboldan daha uzak olan ilçelerin takımları var orada. Bizim mutlaka ama mutlaka iyi bir destekle, iyi bir organizasyonla bu işi başarmak zorundayız diye düşünüyorum. Pazar günkü maçta herhalde organizasyon olarak herhalde Şimdi onunla ilgili taraftar sorumlumuz, yöneticimiz var. Taraftarlarımızla beraber hareket ediyorlar. Kafkaspor kulübünün önünde takriben 10 ile 15 arasında otobüs kalkacak saat 12.30'da. Gitmek isteyen, gelmek isteyen, bizi desteklemek isteyen, bizle beraber olmak isteyen futbol severlerle beraber saat 12.30'da bedelsiz bu olacak, ücretsiz olacak. Taraftarlarımızı oraya götüreceğiz. Ondan sonra tekrar geri getireceğiz yani. Güzel, çok güzel bir hava var. Bu havayı bütün İnegöl'e yaymaya çalışıyoruz biz. Yani çünkü İnegöl'ümüz gerçekten onu hak ediyor. Şimdi baktığınızda mobilyasından, köftesine, oylat kaplıcalarından her alanda çok dalda. İnegöl hep böyle ön planda. Yani İnegöl Spor'da elhamdülillah güzel başarılar son zamanlarda güzel başarı. İnşallah onu bir yüz tıka çıkarabilirsek bu sene. Yani orada bugün balda biz oluruz. Yarın arkamızdan diğer takımlar gelir. Şeye baktığınızda Doğan Spor'un şampiyon olması. Camiye İnegöl için bu çok önemli şeyler. İnegöl için, halkımız için de mutluluk verici bir şey. İnşallah Doğan Spor'un bu yakalamış olduğu ve göstermiş olduğu başarıyı biz de onun bir üst ligindeki bir üst tıka yaparsak inşallah
halkımıza her sene yaşatılan güzelliklerden bir tanesini daha biz eklemiş oluruz. O halkanın içinde olmuş oluruz inşallah.